Evet değerli Balıksırlar, Postatif ekranlarından herkese merhabalar. Sizi şimdi çok değerli bir insanla tanıştıracağım. Balıksır'a gerçekten çok güzel hizmetleri bulunmuş Sayın Adil Ozan Gökuş'la tanıştıracağım. Kendisi Balıksır Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi. Evet hocam, bugün görev sürenizin Evet, son günü. Evet, 2017 Nisan ayından beri başhekimliğini sürdürüyordum Atatürk Şehir Hastanesi'nin. Bugün itibariyle sona erdi. Tabii bizim burayla olan işimiz 2017 Nisan'dan önce başladı. 2016 Kasım ayında buraya kurucu olarak atanmıştım. Yani dolayısıyla penceresinden duvarına kadar her yerinde mutlaka emeğim var. 3 yıl boyunca da elimden gelen her şeyi yaptık. Hastanenin daha ileri gitmesi için, Balıkesir'e daha iyi hizmet etmesi için çok çalıştık. İlk zamanlar tabii çok zor süreçlerdi. Her şeyin başlangıcı zordur biliyorsunuz. Kadroların kurulması, yoğun bakımların açılması ama şükür en sonunda iyi bir konuma geldik. Ameliyat sayımız, yoğun bakım yatak sayımız ilin amiral gemisi oldu diyebilirim. İnşallah da bundan sonra bunu bir bayrak teslim olarak düşünüyorum ben. İnşallah bundan sonra gelen arkadaşlar da hastanemizi, Balıkesir'imizi bir ileri aşamaya taşırlar diye umuyorum. Hocamızın da ifade ettiği gibi gerçekten Atatürk Şehir Hastanesi'ne gerek Balıkesir'in olsun, gerek çevredeki illerimiz olsun, ilçelerimizin olsun gerçekten çok ihtiyacı vardı. Kurucu başhekimi olarak da kendisi görev aldı bu süreçte. Ben de kendi şahsım adına ve Balıkesir halkı adına, Balıkesir vatandaşlar adına kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Hocam emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Birazdan da hastane personeli kendisini uğurlayacak. Hep birlikte olanları da sizlere aktaracağız. Teşekkürler. Neler düşünüyorsunuz? Aslında bu bireysel olarak düşündüğümüz bir şey değil. Kime sorarsanız aynısını söyler. Bence bu Balıkesir için büyük bir kayıp. Bizce bu Balıkesir için büyük bir kayıp. Hiçbir başhekim böyle ağırlanmamıştı. Makamlar gelip geçici ama iz bırakan bir başhekimdi. Yerinin de doldurulacağını zannetmiyorum. Çok büyük kayıp. Bütün Balıkesir için çok üzgünüz. Çünkü hastanenin kuruluş aşamasından bugüne kadar Ozan Hoca birçok yükü omuzladı. Bu noktaya kadar getirdi. Ama şu gün görevden alınmış olması gerçekten bütün hastane personeli için büyük bir kırgınlık oldu diyebilir miyim? Evet, kesinlikle öyle. Çok büyük emekleri vardı. Hepimiz üzgünüz. Hiçbir zaman bizi geri çevirmeyen çok iyi bir başhekimdi. Başarılar diliyorum, üzgünüz. Çok sevdiğimiz bir başhekimimiz. Değerli bir başhekimimiz. Seviyoruz. İnşallah bundan sonraki görevde daha da başarılı olur. Başarılı dileriz. Teşekkür ederiz. Evet hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Ozan hocamızın görevi bitti yani bugün. Ozan Bey hastanenin kuruluşundan beri emeği geçen bir arkadaşımız. Gerçekten iyi bir performansla, iyi bir hastane durumuna getirdi hastanemizi. Ve şu anda görevini hangi gerekçeyle aldığını anlamış değiliz. Ben özellikle tabip odası başkanı sıfatıyla bu soruyu sorarak öğrenmek isterim yetkililerden. Yani gereksinim neydi? Başkanlıktan görevden alma gereksinim neydi? Bilemiyoruz. Şu andaki çalışma ortamında İşte şu anda kalabalığı görüyorsunuz. Yani tüm personel olsun, işte sevilen bir başhekimdi. Artı hastanede yaptığı hizmetler dikkate aldığınızda gerçekten vatandaşına ve çalışanlarından memnun olduğu bir yöneticiydi. Görevin neden sonlandığını anlamış değiliz. Yani tabii ki o konuda biz bir şey söyleyemeyiz. Biz ileteceğiz. Bu görüntüleri aktaracağız. Evet, yetkililer. Nasıl ki şeyinde başarılar diliyoruz arkadaşımıza. İnşallah hayırlısı olsun inşallah efendim. Evet hocam, Ozan Hoca'yı uğurluyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Ozan Hoca hakkında çok iyi bir amirimizdi. Bizler her zaman için her konuda bizi destek olaraktan yalnız bırakmadı. Onun için teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Evet değerli Balıkesirliler, gördüğünüz gibi bütün hocalarımız, buradaki çalışan bütün personeller Ozan Hoca'nın gitmesinden son derece üzgünler. Çünkü gerçekten Ozan Hoca'nın bu hastaneye katmış olduklarıyla alakalı herkesin düşünceleri aynı. Ozan Hoca'nın bu hastanede çok emeği var. Duygularımız tarif edilmez. Bir abimizi, derdimizle hemhal olan bir arkadaşımızı, idarecimizi uğurluyoruz. Bugüne kadar çok başarılı hizmetler verdi. Hastanemizin performansı, maddi geliri, hastalarımıza verdiğimiz hizmet, personelimize yaptığı destek tartışılmaz. Çok başarılı, çok iyi bir idareciydi. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ozan Bey her zaman bize arkadaş gibi davrandı. Bir yönetici gibi değil, arkadaş gibi davrandığı için her zaman işler çok daha yolunda gitti. Üzülüyoruz gerçekten. Evet, alkış seslerini duyabiliyorsunuz. Şu anda bütün Atatürk Şehir Hastanesi personeli hastanenin önünde Ozan Hoca'yı alkışlıyor. Biz de arkadaş gibi olmaya çalıştım.
elimden ne geliyorsa üretmeye çalıştım ve siz de bu konuda çok yardımcı oldunuz bana. İnşallah bundan sonrası da iyi olur diyorum. Yani bu makamlar gelip geçici, arkadaşlıklar kalıcı diye düşünüyorum. Buraya gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz mutlu ettiniz beni, onurlandırdınız, utandırdınız. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Unutmayın ben buradan ayrılıyor olabilirim ama sonuç olarak yine Balıkesir Devlet Hastanesi'nde olacağım. İnşallah yine bir gün yolumuz kesişir, bir araya geliriz diye umuyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli Balıkesirliler, Murat Hocam'lıyım. Murat Hocam da eski Atatürk Devlet Hastanesi'nin başhekimiydi. Ben şimdi yanında da ortopedi doktorumuz Sayın Hakan Kaynak var. Hakan Kaynak beyefendi var. Ben mikrofonu onlara uzatacağım. Evet hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Ozan hocamızın son günü bugün. Öncelikle Ozan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu hastanenin, şehir hastanesinin kuruluş aşamasında ciddi anlamda inşaatından bugüne kadar tabiri caizse bir kurucu başhekim olarak çok ciddi görevler ifade etti. Hastanenin bugünlere gelmesinde çok ciddi katkıları oldu. Mesaiye bağımsız çalışan bir insandı. Devamlı personelinin, hekimlerin arasında olan bir insandı. Sorunlara çok hızlı çözüm bulan, akılcı yöntemleri olan iyi bir idareciydi. Özellikle bu pandemi sürecinde de süreci çok iyi organize ederek ciddi anlamda hem personelin rahat çalışmasını hem de hastaneye başvuran hastaların yeterli ve hızlı bir hizmet alması için gerekli tüm organizasyonları yaptı. Biz tabii ki kendisiyle aramızdan ayrılmasına son derece üzgünüz. Ama Balıkesir'de kalacak olması bir nevi bir teselli kaynağı. Kendisine tüm hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ozan'ın çok büyük hizmeti oldu Balıkesir adına. Ben bir Balıkesirli olarak çok mutlu oldum. Biz bu hastaneyi Ozan geldiğinde biz 2 milyon cirolarla çalıştırabiliyorduk. Özel hastaneler bizim onda bir personelimizle 4-5 milyon cirolar yapardı. Şimdi biz 25 bin milyon cirolara kadar çıkardık. Yani bu ne ciroysa aynı zamanda hizmettir. Tabii ki karşılığı da hizmettir. Ve değil mi hocam? Tabii. Yani bir cironun Balıkesirli'ye katkısı 1'e 20 katmaktır ki bu çok az kişiye nasip olur. Bir de çok az kişiye şurada alkışlanmak nasip olur. Kesinlikle. Yani hem personeli hem yönetimi hem arkadaşları idaresi çok iyiydi. Ben 30 yıllık meslek hayatımda çalıştığım en iyi ekip diyebilirim. Gerçekten çok üzülüyoruz gittiğine. Umarım bir şekilde çakışır. Kurucu başhekimdir buranın. Daha da büyük katkıları olacağını, daha da iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Evet değerli Balıkesirliler, sözün bittiği yerdeyiz. Dediğimiz gibi Ozan Hoca'nın gitmesinden bütün hastane personeli gayet üzgün bir durumda. Yani bu konuyla alakalı bizim de net bir bilgimiz yok. Hocamızın neden görevden alındığıyla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Bilmiyoruz. Umarız Ozan hocamızın bundan sonraki makamı ve mevkisi kendi durumuna, kendi layık olduğu yere uygun bir yer olur. Kendisine de bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.